ne kadar ayıp. Sizin gibi cici bir kıza o silah hiç yakıştı mı şimdi? O silahın boş olduğunu ümit ediyorum. Boş değil mi? Boş bir silahı neden sana doğrultayım ki? Blöf yapmak için. Oo, ne kadar kötü bir nişancısınız. Bilerek kıskaladım. Peki bayan cici kız. Şimdi size şunu soracağım. Beni nasıl çözdünüz çok merak ediyorum. Böyle gereksiz detaylarla bence daha fazla vakit kaybetmeyelim. Gereğinden fazla konuştuk zaten. Hadi ulan hayvanın evladı neredesin hadi. Gençler. Oğlum, sen niye lan durmadan geç kalıyorsun? Geldik aga işte. Ulan, hani dinliyordun lan, hani dinliyordun? Ya oğlum sen niye hep kızıyorsun ya? Allah Nazlı'yı aramış. Alo komutanım. Biraz önceki bilgi yanlışmış. Kadın bizi şaşırtmak için öyle söylemiş. Ne demek yanlış oğlum? Kadın bizim numarayı çakozladı. Siz hemen ayrıldığınız yere geri dönün. Büyük ihtimal Çolak orada komutanım. Çabuk ol. Koş, 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 koş! Gençler, siz güvenliğe çıkın. Temiz. Allah kahretsin. Yine kaçırdık Çolak'ı. Hayır'ı kaçırmadık. Peşini bırakmayacağız. Yılgınlık göstereni gönderirim Karabayır'a. İsteyen şimdi dönsün. Şey diyor lan. Çolan Çes olmaz. Muhtemel. Telefonu da açamayız ki şimdi. Ne yapacağız lan? Kadın sesi mi çıkartacağız? Bunu konuşturmaya kalksak 2 dakikada satar bizi. Ondan sonra bir daha Çolan'ı rüyamızda bile göremeyiz. Dur aklıma bir şey geldi. Ne oldu? Açmıyor. Evet. O iş bende tamam. Sorun yok. Sen yeri söyle. Tamam. Ne yapıyorsun lan? Anlaştık ben hallediyorum. Dur bir dakika. Evet bilgi vereceğim. Hadi. Alo, güvende misin? Evet. Koşma yerini değiştiriyorum. Daha kalabalık bir yer olsun. Ortalıkta siviller oldu mu elleri kolları bağlanıyor. Anlaştık. Yarın saat 12'de merkez çarşıda. Tamam. Sen iyi misin? Evet. Tamam. Dayı oğlum, buluşma yerini çözdük. Aslan sen, aslan. Her şey yolunda.
Başka bir yerde buluşacağız. Ateş'le konuştum. Hadi ya. Nasılmış? O da operasyonda değil mi? Yani öyle herhalde. En azından ben öyle biliyordum. Ama değil galiba. Nasıl yani? Bir kadın açtı telefonunu. Ha. Sen de bunu kendine dert ettin. Ha? Yok canım, yani bana ne ki? Öylesine söyledim ya, aklıma geldi de. Ama Ateş'i öylesine aramadın. Merak ettiğin için aradın. Şimdi sorma sırası bende. Ateş'ten hoşlanıyor musun? Ya yok ya. Ne hoşlanması? Ama yani şöyle bir gözünü oyma operasyonu olacak tabii. Orası ayrı. Zaten yaramaz adammış. Nasıl yaramaz? Yani çapkın falanmış işte. Böyle her çiçekten bal almalar falan. İğrenç yani. Öyle adamlardan nefret ederim. Sorma, ben de. Hadi artık, sıkma canını. Bak, Zafer iyi oluyor işte. İyi olacak da... ya felç kalırsa? Ona nasıl söyleriz? Önce kurt dereli. Sonra Zafer. Allah'ım sen yardım et. Efendim Yavuz. Komutanım, Çolak yine bizi atlatmayı başardı. Ama hiç merak etmeyin. Karabatak sayesinde yarın buluşacakları yeri öğrendik. Yarın onu elimizden kimse alamayacak. Sonunda ağamıza düştü yani. Hem de öyle bir düştü ki ağ atmamıza bile gerek kalmayacak. Tamam, benden haber bekleyin. Biz de katılacağız size. Sabah buluşma noktası için konum bildireceğim. Emredersiniz. Komutanım, kendine geldi. Şükürler olsun. Zafer, nasılsın oğlum? İyiyim. İyiyim komutanım da... sinek var galiba. Kaşındırıyor biraz. İyi, iyi. Kaşındığına göre korktuğumuz başımıza gelmedi. Ne oldu ki? Biraz zorlu bir ameliyat geçirdin de... çok şükür şimdi iyisin. Sana pederin bastonundan yaptıracaktım. Ama yırttın komutanım. Şu yaptığı espriye bak ya. Geçmiş olsun Zafer abi. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Nasıl hissediyorsun? Zımba gibi. Bir kontrol edeceğiz bakalım bacağın durumu nasıl? Komutanım. Bir haftaya kalmaz. Atarım sargıları. Yanınıza giderim zaten. Yok artık. Sargı falan atmak yok. Senin tedavin uzun sürecek daha. Ne kadar uzun? Vallahi sargılar, alçılar çıktıktan sonra belli olur. Yarın seni Ankara'ya sevk edeceğiz. Tedavin orada devam edilecek. Nasıl yani komutanım? Bu veda mı? Bir özel kuvvet askeri veda etmez. Gider, iyileşir, gelir ve kaldığı yerden devam eder. Komutanım, müsaadenizle. Komutanım, Yavuz komutanım sizinle görüntülü konuşma yapmak istiyor. Geveze, geçmiş olsun koçum. Sağ olun komutanım. Geçmiş olsun komutanım. Komutanım, geçmiş olsun. İyi olduğunuzu duyduk, üzüldük vallahi. Kötü olmuş. Ne güzel, az daha şehit oluyormuşsunuz ya.
Ya bunların hepsi deli ya. Komutanım, sabah Ankara'ya sevk edileceğim. Uzun bir süre görüşemeyeceğiz. Oğlum uzun bir süre dediklerine bakma. Sen güçlü adamsın, çabucak iyileşirsin. Komutanım, size hiçbir şey olmaz. Maksimum bir ayda iyileşirsiniz. Sizin sistem hidrolik. Tamiri kolay yani. Allah yardımcınız olsun komutanım. Sizi yalnız bıraktığım için kusura bakmayın. Keşke hepimizin kusuru böyle olsa be geveze. Sen merak etme, biz buradayız. Sen sağlığına kavuş, geri dön, tamam? Emredersiniz komutanım. Hadi öpüyoruz seni. Buluşma noktası burası. Çolak'ı bir saat içinde burada kıstırıyoruz. Sorusu olan? Komutanım, bölge sivillerin olduğu bölge. Telefonda sizinle de söyledi. Bilerek seçti burayı. Anladığı an her türlü şerefsizliği yapar komutanım. Biliyorum. Biz de planımızı ona göre yapacağız. Yavuz. Riskli komutanım. Ama bu riski almak zorundayız. Çoluğa bu kadar yaklaşmışken elimizden kaçıramayız. Beyler. Bu iş bugün bitecek. Biliyorum. Çok istiyorsunuz çoluğu almayı. Hepimizin acısı büyük. Ama bugün hepimizin acısına değecek bir gün olacak. Hissediyorum. Ne duruyoruz? Hadi. Biraz çolak avlayalım. Bilir mi?
Bak etrafına, bak. Ne haber kanka? Özleştik değil mi? Bak bak iyice bak etrafa. Vardı böyle kalabalığa vallahi, mahcup ettiniz beni ya. Artık yolun sonuna geldik Peçolak. Var mı son sözün? Son söz mü? Ne son sözü be sarışın? Benim daha söyleyecek çok sözüm var. Daha yeni başlıyoruz. Nasıl oluyor o iş? Ya Sarışan, ben var ya, senin bu dünya üzerindeki nadir zeki sarışınlardan olduğunu düşünüyordum ama... Sen de aptal sarışın çıktın, hem de bayağı aptal çıktın. Beni yakalamak için böyle kalabalık bir yer seçtin ha. Ne diyordunuz siz ona ya? Masum siviller. Bu kadar masum sivil varken beni almaya kalkarsan burada bir tane adamı sağ bırakmam. Ya Çolak, aptal olduğunu biliyordum da bu kadar gerizekalı olduğunu bilmiyordum. Sen bir de bu kafayla ülke mi kuracaksın? Bak etrafına, bak. Bak, iyi bak. Sivil falan değil aslanım. Komando ve istihbarat bunlar. Girin. Beni çağırmışsınız. Buyurun Bahar Hanım. Az önce Tabipler Birliği'nden bir faks aldık. Ne demek bu? Merve Türen'in ölümü hakkındaki soruşturma sonuçlanmış. Yetkiniz dışı müdahalede bulunduğunuz için süresiz olarak doktorluktan uzaklaştırılmışsınız. Ama bu çok saçma.
Ben savunmamda her şeyi anlatmıştım. Benim bir suçum yoktu. Bu benim kararım değil. Artık sizi hastanemizde çalıştıramayız. Çok etkilendim. Çok güzel organizasyon. Tebrik etmek lazım. Eyvallah. Ama farkında mısın, bu benim daha çok işime gelir. Ne kadar çok asker ölürse o kadar büyük gürültü çıkar. Öyle değil mi? Hı? Mesela şimdi 2 dakika içinde bunların hepsi buradan çıkmazsa ben buna basacağım. Çıkacak. Hı-hı. Sen de. İşte onu unut Çolak. Burada ya ikimiz de ölürüz ya da Melim'le tıpış tıpış Türkiye'ye geliriz. Bu mevsimde oraları sevmiyorum. Hem sıcak, hem kalabalık, hem de yapış yapış oluyor. En iyisi birlikte uzun yol yapmak. Nasıl olsa aynı yere gidiyoruz. Madem orada buluşacağız, niye yolu birlikte yapmıyoruz? Mal mal bakıyorlar, söyle çıksınlar yoksa basacağım butona. Komutanım. Siz gidin, ben buradayım. Saçmalama Yavuz. Seni burada bırakamayız. Ay 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 ay. Ben sizin aranızdaki bu romantizme, bu şefkate ölüyorum ya. Vallahi duygulanıyorum ya. Kimse kimseyi bırakıp gidemiyor. 3'e kadar sayıp butona basıyorum. Siktirip gitsinler. 1, 2, 3. Komutanım! Siz çekilin. Beni bu şerefsize baş başa bırakın. Komutanım, hedefe kilitlendim. Siz çekilebilirsiniz. Siz çekildiğiniz anda ben indireceğim. Tamam. Hadi sarı. Sabun tükendi. Hadi. Sarı. İnsanın sebebi olma. Hadi bas git. Rüyanda görürsün Çolak. Anca rüyanda görürsün. Madem ben de gelmeye bu kadar heveslisin, birlikte gideriz. Ama şunlar gitsin artık. Komutanım! Gidin buradan. Ben buradayım. Geri çekiliyoruz. Olmaz komutanım. Geri çekiliyoruz dedim sana. Geri çekiliyoruz!
kaldık mı baş başa? Desene anca beraber, kanca beraber. Gelmekte ısrarcı mısın? Güzel bir yolculuk olsun. Sen aptalın tekisin. Git. Siktir git buradan. Bas hadi bas. Komutanım ne yapıyoruz? Komutanım. Patlatacak bu şerefsiz Yavuz komutanım. İşte o biraz zor. Bas. Hadi bas. İndir avcı. Hadi avcı. Hadi avcı ne bekliyorsun? İndirsene. Avcı cevap ver. Avcı. Avcı cevap ver. Baksana çolak abi. Rica ederim. Birlikte üfleyelim. Bas hadi. Avcı. Avcı cevap ver. Yaparsın hadi. Hadi oğlum sahne senin hadi. Bas lan. Sen bilirsin. Düşmanını dostundan daha iyi tanıyacaksın. Sen de kendini öldürecek yürek nerede? Seni çok iyi tanıyorum ben çolak. Hemen avcını yere çık. Hemen. Tamam komutanım. Bu bir bordo yemini, son nefesim vatan için.
Beni takas için kullanmayı düşünüyorsan unut bunu. Çolak artık bizim. Takas yapma gibi bir derdim yok. Çolağı almak için helikopterin ineceği yeri öğreneceğim. Beni mi konuşturacaksın? Yarım saate bülbül gibi şakırsın. Ha? Ne oldu Çolak? Bomban kısa devre mi yaptı? Ha? Yoksa kendini patlatmaya cesaret edemedin mi? Bu iş devam etmedi biliyorsun değil mi? Her şey daha yeni başlıyor. Çolağın işi ne komutanım? Nerede lan avcı? Bilmem. Şeytan aldı götürdü. Satamadan da getirmez bence. Resmini götün yemedi mi? Merak ediyorum ya. Sizin bizimle savaşmaya ne zaman cesaretiniz olacak? Ha? Hep böyle önden pusu mu atacaksınız siz? Yeri söyle. Hadi lan. Avcı nerede söyle? Bence söyleyecek miyim? Seni konuşturacağımı söylemiştim. Biraz acı her zaman işe yarar. Ben geliyorum. Alo. Çolak yakalanmış. Bu büyük beyin hiç hoşuna gitmedi. Evet biliyorum. Helikopterin yerini öğreneceğim. Böylece tuzak kurup çolağı kurtarabiliriz. Plan değişti. Büyük bey çolağı hemen devre dışı bırakmanı istiyor. Ben bunu yapamam. Çolağı öldüremem. Yapmak zorundasın. Eğer Çolak konuşursa bu hepimizin sonu olur. Çolak asla konuşmaz.
kimseye güvenemeyiz. Şimdi bir araç gelecek. Ona bineceksin. Bagajında bir füze var. Hem çolağın hem de tüm askerlerin işini bitireceksin. Eski maden yolundan geçecekler. Tamam. İhtiyacımız kalmadı. Bütün arkadaşlarım da geberip gidecek bir aslan aynı senin gibi. Hepsinin canını almaya gidiyorum. Sebo! Sebo! Gel lan buraya Sebo! Sebo! Gel lan buraya! Hafız, Karabatak Yaşanlı, siz avcının peşine düşün. Yakınlardadır. Bulmadan gelmeyin. Emredersiniz komutanım. Dikkatli olun. Tamam komutanım. Siz de sağ salim çolağı Karabayır'a götürüp savcıya teslim edin. Ben de diğer buluşma noktasına gidiyorum. Oradan da güvenlik zirvesine katılacağım. Yolunuz açık olsun. Sağ olun komutanım. Thank you.
Selam. Olsam camdan dışarı bakarım çolak. Bir daha gün yüzü görmeyeceksin. Güzel bir gündü Sara. Ama sana bir şey diyeyim mi? Siz çok erken sevindiniz be oğlum. Daha hiçbir şey bitmedi.